Tarihin ve Akdeniz'in en büyük ve en destansı savaşlarından birisi olan Truva Savaşı bitmiş, tanrıların sevdiği kurnaz kral Odysseus ve denizciler artık evlerine dönme heyecanıyla denize açılmışlardı. Ama büyük bir fırtına 12 gemilik bu filoyu birbirinden ayırmış, 10 yıl kadar denizlerde kaybolduktan sonra bunların bazıları Ege Denizi'ndeki Fokaya gibi dönemin liman şehirlerinin kıyılarına ulaşmayı başarabilmişler. Ancak hemen hemen hepsi Truva'da kurtardıkları tatlı canlarını bu kez buralardaki maceralarda bırakmak zorunda kalmışlar. Çünkü yollarına devam edebilmeleri için denizcileri büyüleyen deniz kızlarının yaşadığı adaların arasından geçmeleri gerekiyordu. Bedenlerinin yarısı balık, yarısı kadın, gövdesi ise kuş olan bu güzel yaratıkların şarkılarını dinlemek isteğiyle aklını kaybeden denizciler daha iyi duyabilmek için gemilerini bodoslama adaya doğru yaklaştırırken keskin kayalıklara çarparak batarlarmış. Denizlerin bu güzel canlıları gördükleri korkunç manzara karşısında daha da kederlenip her batan geminin ardından çok daha içli şarkılar söylermiş. Ama Odysseus'un Siren kayalıklarında olup biten her şey hakkında bilgisi varmış. Adayı geçeceğinden eminmiş fakat deniz kızlarının seslerini duymak, şarkılarını dinlemek, o kadınsı güzelliklerini görmek istiyormuş. Ve bunu nasıl yapabileceğini büyücü Kirke'ye danışmış. Kirke, Odysseus'un askerlerine kendisini geminin en sağlam direğine bağlatmasını, her ne olursa olsun bağırmaktan ölse bile kendisini çözmemeleri emrini vermesi gerektiğini söylemiş. Ayrıca denizcilerin hepsinin kulaklarına bal mumu dökmesini ve Siren kayalıklarına çok fazla yaklaşmamaları gerektiğini de söylemiş. Odysseus, Kirke'nin söylediklerini aynen yapmış ve rüzgar dolusu yelkenler ile Siren kayalıklarına doğru ilerlemeye başlamışlar. Yaklaştıkça deniz kızlarının büyülü sesleri Odysseus'un aklını başından almaya başlamış ve bir an önce seslere doğru gitmek için gemicilere emirler dağıtmış, kendisini çözmeleri için bağırmış, çağırmış. Deniz kızları da ilk defa kendilerine bu kadar yaklaşan bir gemi gördükleri için seslerini daha da yükseltmişler. Odysseus bağırmaktan yorulmuş ve sonunda dayanamayıp olduğu yerde bayılmış. Uyandığında tehlikenin geçtiğini ve kendisini çözdüklerini görünce çok mutlu olmuş. Kurnaz Odysseus tehlikeyi atlatmış ama deniz kızlarının o büyüleyici sesi ömür boyu kulaklarından gitmemiş. Tarihin babası Homeros'un Odysseus destanında yaşadığını söylediği sirenler, Foça Denizi'nde bu bölgede yaşayan foklardır. Fokların koruma alanı olan Siren kayalıkları ilk defa İzmirli Homeros'un az önce bahsettiğim Odisea destanı ile karşımıza çıkar. Bu kayalıklar binlerce yılda aşınmış ve olağanüstü şekiller ortaya çıkarmış. Rüzgarın uğuldayan sesi kayalıkların arasından geçerken çevresinde güneşlenen yüzlerce fokun sesiyle birleşir, Foça'nın kıyılarına öyle bir melodi yayarmış ki oradan geçen yıllarca kadın yüzü görmemiş denizciler büyülenip gemilerini bu güzelliğin heyecanıyla kayalara çarparak Ege'nin mavi sularında kaybolup gitmişler. Bugün Siren kayalıklarında kaç fok yaşıyor tam olarak bilmiyoruz. Foça'da neredeyse 2 senedir hiç kimse fok görmemiş. Ben Akdeniz fokunu 2005 ve 2007 yıllarında 2 kez Foça'da, 2009 yıllarında 1 kez Akyaka'da, 2013 yılında ise 3 kez Sarıgerme'de görme şansına sahip oldum. Tam 6 yıldır bir daha ben de hiç görmedim. Denizci olan büyük dedem ve arkadaşları binlerce yıllık bu deniz kızı masalını bize anlatırdı. Onlar sirenlerle değil ama foklarla çok defa karşılaştıklarını da anlatırlardı. Antik Egeliler Akdeniz fokunu tombul hayvan anlamına gelen foka sözcüğüyle adlandırırlarmış. M.Ö. 10. yüzyıllarda Batı Anadolu'da kurulan 12 İyon şehrinden biri olan Fokai, Foça'nın en eski adıdır. Yani Antik Yunanca'da fok diyarı anlamına gelir. M.Ö. 5. yüzyılda Fokai'ler denizcilikleriyle ünlüydüler. Herodotos'a göre ilk uzun deniz yolculuklarına çıkan halk Fokai'lerdir. Bu uzun yolculuklarını büyük gövdeli, yuvarlak yük gemileriyle değil, son derece hızlı 50 kürekli gemilerle yaparlarmış. Bu gemiler sayesinde Fokai antik çağ ticaretinin merkezlerinden birisi olmuş. Yapılan bu ticaretin en önemli ekonomik değerlerinden bir tanesi ise kürkü ve yağı ile tabii ki foklarmış. Antik Egeliler fokların deniz tanrısı Poseidon ve güneş tanrısı Apollo'nun koruması altında olduğuna inanırlardı. Fokai'de yapılan kazılarda M.Ö. 500'lere tarihlenen fok figürlü sikkeler bile mevcut. Ama gelin görün ki Tanrı Poseidon ya da Apollon bile antik Ege kıyılarında binlerce yıldır yaşadığı düşünülen bu fokları biz insanlardan koruyamamış. Günümüzde sayıları sadece Türkiye karasularında bile 50 ile 100'e kadar düşmüştür. İnsanlar ilk bakışta tehlikeli görünen varlıklar değildir. Fakat tarihsel kayıtlar Homo sapiens'in ekolojik bir seri katil olduğunu gösteriyor. Avustralya'dan Sibirya'ya kadar biz insanların gittiği ve keşfettiği tüm kara parçalarında kitlesel yok oluşlar gerçekleşmiştir. Bu kitlesel yok oluşlardan birçoğuna 21. yüzyılda artık bizler de şahitlik ediyoruz. Akdeniz fokunun Latince ismi Monacus manacus'tur. Yüzgeç ayaklılar alt takımına ait bir deniz memelisidir. İri bir deniz memelisi olan Akdeniz fokunun boyu 2-3 metreyi bulurken ağırlığı 200-300 kilogram arası değişebiliyor. Su üstünde görüldüğünde en belirgin özellikleri iri kafaları, uzun bıyıkları ve kömür siyah gözleridir.
Karada yatarken vücudunun iriliği ve tombul görünümü hemen göze çarpar. Vücudunun ön ve arka iki yanında da yüzgeçleri bulunur. Akdeniz foku, ürkek ve diğer yüzgeç ayaklı türlerine göre çok daha az sosyal bir canlıdır. Genelde tek dolaşır ve nadiren birlikte görülürler. Genç foklar çok uzak bölgelere kadar giderken, erkek yetişkin bireyler genelde kendilerine ait bir bölge belirler ve tüm yaşantısını burada sürdürür. Dişiler ise erkeklere göre daha gezgin bir ruha sahiptir. Çiftleşmek için çok uzaklardaki erkeklerin bölgesine gider, çiftleşmesini denizin içinde gerçekleştirir ve daha sonra sadece yavrulama zamanı üreme mağarasını ve civarını terk etmezler. Dişi foklar cinsel olgunluğa 4-5 yaşlarına geldiklerinde ulaşabilir. 10-11 aylık bir hamilelik döneminden sonra ortalama 2 senede bir yavru doğururlar. Bu yüzden Akdeniz fokunun üreme hızı oldukça düşük ve yavru sayısı da oldukça azdır. Doğumlarını genelde insanların, avcıların sert dalgaların uğramadığı ya da ulaşamadığı, içinde hava olan bir kıyı mağarasının en ucuna, kayalık ya da kumluk olan bir bölgeye yaparlar. Anne yavrusunu yaklaşık 4 ay boyunca kendi sütüyle mağaranın içinde emzirir. Anne foklar yavrusunu doğurabilmek ve büyütebilmek için bu mağaralara muhtaçtırlar. Bu yüzden sakin bir yaşam alanına ihtiyacı olan bu canlıların yaşadığı ve ürediği fok mağaralarının yakınından geçmek, yüzmek, dalış yapmak veya bu bölgede avlanmak tamamen yasaktır. Ancak tabii ki bunlar yeterli değildir. Dünya üzerindeki bazı fokların hayatta kalabilmeleri için büyük avcılardan da kaçabilmesi gerekir. Bu yüzden milyonlarca yılda büyük yırtıcılardan korunabilmek için değişik taktikler geliştirmişlerdir. Bunlardan bir tanesi de köpek balığı saldırılarında onlardan kurtulmak için burunlarının üzerine oturmalarıdır. Köpek balıklarının en klasik av taktiklerinden birisi avlarını okyanus yüzeyine veya kıyıya doğru sürerek gidebilecek alanlarını kısıtlamaktır. Köpek balıkları ufak bir alana sıkıştırdıkları avlarını giderek yerleri kalmadığı için yüzeye yakın bir noktaya doğru saatte 25 kilometrelik bir hızla sıçrayarak yakalamaya çalışırlar. Tam bu esnada milyonlarca yıllık evrim sürecinde geliştirdikleri bir taktik devreye girer ve fok son anda köpek balığının sivri burun kısmına oturarak onunla birlikte yüzeye doğru fırlar. Bu her zaman yapabildikleri bir taktik değildir. Ama doğru zamanı ve doğru anı yakaladıklarında avcılarından kaçmak için kullandıkları etkili bir yöntemdir. Böylece bir anlığına keskin dişlerden kurtulmayı başarabilirlerse suya tekrar dalıp köpek balığının ters yönüne doğru yüzerek kaçma imkanı bulabilirler. Ancak insanlardan kaçma ve saklanma yöntemi geliştirmeye yeterince vakit bulamamışlardır. O yüzden biz insanlara bu dünya mirasının korunması için çok büyük görevler düşüyor. Foça 1991 yılında Akdeniz foklarının korunması için Ulusal Fok Komitesi tarafından pilot bölge olarak seçildi. Foklar burada Siren Kayalıkları'nda 5'i su üzerinde, bir tanesi su altında olan bu mağaralarda halen yaşamaya çalışıyor. Akdeniz fokları 20. yüzyıl başına kadar tüm Akdeniz kıyılarından Doğu Atlantik kıyılarına, Portekiz'den Batı Afrika sahillerindeki Senegal'e kadar binlerle ifade edilen bir nüfusa sahipti. Fakat günümüzde ise sadece Türkiye, Yunanistan, Fas, Moritanya, Madeira adalarında yaşadığı biliniyor. Bu nesli yok olmak üzere olan türün en büyük popülasyonu Ege Denizi'dir. Dolayısıyla bu fok türünün neslinin devam etmesi için en büyük çabayı göstermesi gereken iki ülke binlerce yıldır benzer kültürlere ve tarihe sahip olan Türkiye ve Yunanistan'dır. Türkiye'deki yapılan bilimsel çalışmalarda kıyılarımızda yaşadığı düşünülen 100 fokun 30 ila 40 bireyi tanımlanmış durumdadır. Akdeniz foklarının neslinin tükenmesinin en başlıca nedeni insanların oldukları ortamlarda yaşamayı sevmemeleri, rahatsız olmaları ve biz insanların bu yaşam alanlarını her geçen gün daha fazla daraltıp tahrip etmemizdir. Akdeniz fokları sessiz, tenha, kayalık sahilleri severler ama buradan yerleşim yerlerindeki kıyıları kullanmak istemedikleri anlaşılmamalıdır. Sucul bir memeli olmasına rağmen dışarı çıkmak, dinlenmek ve üremek için karasal alanlara, mağaralara ihtiyaç duyarlar. Ayrıca tıpkı bizim gibi denizden çıktıktan sonra plajlarda güneşlenmeyi de seven canlılardır. Yeryüzündeki toplam 34 yüzgeç ayaklı fok türünden Karayip Keşiş Foku en son 1952 yılında görülmüş ve sonra bir daha hiç görülmemek üzere yeryüzünden tamamen yok olmuş. Akdeniz fokunun da benzer kaderi yaşamaması için bir takım önlemlerin hemen bugün artırılarak alınması ve bu türün korunması için korunma bölgelerinin hem karayı hem de denizi kapsaması gerekiyor. Birkaç ay süren turizm sezonuna rağmen Akdeniz foklarının yavrulama sezonu turizm sezonu ile çakışıyor. Yaz aylarında artan kıyısal aktiviteler maalesef üreme alanlarına zarar veriyor ve dolayısıyla bu canlıların üreme başarısını da doğrudan etkiliyor. Yasa tarafından yasak olmasına rağmen fok mağaralarına gerçekleştirilen turistik ziyaretler, balık avcılık faaliyetleri, sayıları zaten az olan üreme ve doğum sonrası bakım için uygun olan bu mağaraları daha da azaltmış durumda. Elde kalan bozulmamış üreme mağaralarının sayısı, üreme başarısını sınırlayan önemli bir faktördür. Bu durum popülasyon büyüklüğünde ciddi azalmalara neden oluyor.
Fokların tercih ettikleri mağaraların azalması, hızlı ve kontrolsüz büyüyen kıyı gelişimi nedeniyle geçmişte juvenil mağaraları olarak kullanılan alanları artık bu hayvanlar terk etmiş durumdalar. Ayrıca plastik poşetlerin, şişelerin ve atıkların mağara girişlerine dolması da bu hayvanların mağaraya giriş çıkışlarını, üreyip yavrularını büyütebilmeleri çok ciddi bir şekilde etkiliyor. Ve birçok yavrunun kaderinin de ölümle sonuçlanmasına neden oluyor. Akdeniz foklarının karşılaştığı en büyük sorunların başında bu fokların bilinçli, yani bilerek öldürülmeleri ve balıkçılık malzemelerine takılmaları geliyor. Ülkemizde maalesef ki Akdeniz foklarının vurularak öldürüldüğü veya ağlara takılarak boğulduğu örnekler bulunmakta. Türkiye'de 1986 ve 1996 yılları arasında 24 ölüm raporlanmış. 3 yavru fok Foça ve Karaburun'da, 1 yavru ve 5 yetişkin fok Klikya Havzası'nda boğulmuş. Denizin ve insani atıkların tehlikelerini henüz tanımayan, acemiliklerini atamayan yavruların hepsi ağlara takılmış ve boğularak ölmüşler. Bu raporlar da gösteriyor ki her savaşta ve tehlike anında olduğu gibi yine en çok etkilenen yavrular oluyor. Tabii ki ölümler sadece bununla sınırlı değil. Balıkçıların denize bıraktıkları hayalet ağlar, Aliağa Limanı'na gelirken yaşanan kaçak petrol sızıntıları olan gemiler gibi fazlasıyla insani faktörden dolayı foklara ve yuvaları olan mağaraların içine toplanan pislik ve petrol atıkları da bu hayvanların hayatta kalmasını hayli zorlaştırıyor. 2003 yılında Kumburun'da bulunan bu fok betona bağlanarak kasti olarak denizin dibine atılarak öldürülmüş. Binlerce yıldır insanlar ve foklar arasında balık avlama gibi bir çıkar çatışmasının olduğu da unutulmamalı. Örneğin benim çok şey öğrendiğim rahmetli denizci Kadir amcam su altında zıpkınla balık avlarken bir gün bir fokla karşılaştığını ve fokun beline astığı balıkların hepsini alarak kaçtığını anlatırdı. Daha bunun gibi birçok defa foklarla karşı karşıya kalmışlar. Fokların çıkar çatışmaları sadece bireylerle değil, ayrıca dev balık çiftlikleri olan şirketlerle de var. Çiftlikteki balıkların bol ve kolay av olduğunu düşünerek gelen foklar bazen çiftlikteki kafeslere zarar verebiliyor. Bu da çiftlik sahiplerinin istemediği bir durum olduğu için foklar aslında çiftliğe dalarken tavuk kümesinin içine girmiş bir tilkinin kaderini yaşayabiliyor. Fokları eğitemeyeceğimiz için yapılması gereken bu çiftliklerdeki kafeslerin önüne foklardan koruyacak ama foklara zarar vermeyecek, koruma ağlarının kullanılmasını yasalarla zorunlu kılıp denetlenmesini sağlamak ve kullanılacak bu ağların düşük maliyetlerle alınabilmesinin de önünün açılması gerekiyor. Ayrıca karaya vurma ve gözlem plan programları kurulmalı ki bu programlar sayesinde ölüm oranlarının sayısı ve nedenleri anlaşılıp ölümler takip edilebilmelidir. Şu an bu videoda konuştuğumuz Akdeniz fokunu tehdit eden nedenler aslında bütün okyanusları ve denizleri tehdit eden temel sebeplerdir. İlerleyen videolarda konumuz balıklar, foklar, balinalar, köpek balıkları söz konusu oldukça göreceğiz ki karşımıza sürekli ama sürekli iki ana problem çıkıyor. Bunlardan birincisi habitat kaybı, yani bu hayvanların özellikle üreme, yumurtlama, bakım ve yaşam alanlarının tamamen yok oluyor olması. İkincisi ise insan nüfusunun artışı ile paralel ilerleyen endüstrileşme, kentleşme ve deniz kirliliği gibi problemlerdir. Bir zamanlar Zonguldak'a kadar birçok bölgede yaşayan Akdeniz foklarının hepsi yok olup gittiler. Deniz memelileri açısından zengin sayılabilecek denizlerimizi ne yazık ki gerektiği kadar tanımıyor ve ilgi göstermiyoruz. Ama yine de hepimizin birey olarak elinden gelen ilgiyi ve gayreti göstermesi gerekiyor. Karaya vuran yunusları, mersin balığı avlayan ve satanları, yasa dışı trolle balık avlayanları, denizi kirletenleri, denizlere, kıyılara ve nehirlere dinamit atanları, yasa dışı denizden kum çıkaranları, sintine basanları, denize petrol sızdıranları, fok mağaralarına dalış yapanları, zıpkınla yasa dışı balık avlayanları, ekranda gördüğünüz dernek ve kurumlar ile iletişime geçebilir, gördüğünüz fok ve deniz canlısının yerini bildirerek onları kurtarabilirsiniz. Böyle şakadı tatlı büyücüler okyanus üzerinde. Kanatlanıyor ruhum katılmak için ilahi sesle. İşaret veriyorum, çabalıyorum özgürlüğe. Kürek çekiyor yoldaşlarım, süzülüyoruz denizde. Yeni zincirler ekliyorlar ve hızla yol alıyoruz. Sonunda tükenerek geliyor uzaktan avaz. Sonra pupa yelken geride kalıyor bu tehlikeli yer. Sağır kulaklar özgür artık ve çözülmüş zincirler. Homeros'un bu şiirinde Odysseus'un güzel deniz kızlarına kapılmadan geçebildiği ve ailesine kavuştuğu gibi güzel fokların da üreyebildiği, aile kurabildiği daha iyi günler görmek dileğiyle. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın dostlarım.